Merhaba gençler. Şimdi sıra kime geldi? Kimyasal tepkimelerde enerji bitirdik. Arkasına sorularla pekiştirme vaktimize geldi. Şimdi ne diyecek bize sorular? Bakın. baktık. Evet gerçekten değişik bir soru kalıbıyla karşılaştık. Şimdi bize bir grafik vermiş gençler. Standart oluşum entalpileri vermiş elementlerinkinin sıfır olduğunu söylemiş. Standart oluşum entalpileri negatif olan da vermiş. Yani aslında diyor ki bazı maddelerinki endotermik bazılarınki, egzotermik bazıları sıfır çıkar demek istiyor. Yukarıdaki sütun grafiğinde bazı bileşiklerin oluşum entalpi değerleri de verilmiştir diyor. Buna göre yorumlarından hangisi doğru olacağını söylüyor. Oluşum entalpileri endotermik ya da egzotermik olabilir. Bak ne diyor yukarıda? Buradaki oluşum entalpisi endotermik. Buradaki oluşum entalpisi egzotermik. O zaman bu doğru bir cümle. Peki. Elementlerin doğada standart halde oluşum entalpi değerleri sıfırdır diyor. Bak düzlem için ne demiş? Elementlerin oluşum entalpi değerleri için sıfır demiş. O zaman doğru bir bilgiden bahsediyor. Öbürü de demiş ki c 2 yani asetilen yakılınca karbondioksit ve su oluştu bilindiğine göre bu yanma tepkimesinin entalpi değeri pozitiftir. Şimdi arkadaşlar zaten şöyle bir şey diyeceğiz mi? İki tane değeri bileceğiz. Birincisi Yanma tepkimeleri nedir arkadaşlar? Egzotem. Direktman yalandır diyebilirsin. Ya da hocam bilemedim. Mesela aklıma gelmedi. Bana şu geldi sadece. Bana C2H2'nin yanma tepkimesi de oksijenle tepkimeye soktu. Sonucunda dedi ki karbondioksit eksi, eksi diyorum, artı H2O'yu oluşturdu. Şimdi entalpi ürün eksi giren değil mi? Şimdi karbondioksit nerede diye bakıyorum arkadaşlar. Burada. Başka su nerede diyorum? Burada. Şimdi ürünler Eksi giren diyeceğim Ürünlerin ikisinin de toplamı negatif çıkıyor. Yani burası egzotermik. Eksi giren diyeceğim şimdi. Girenlerde kim var arkadaşlar? C2H2 var. E, eksi deyip burası da pozitif olunca bu da eksi dediğim için negatife döndüğü için hepsinin toplamının negatif gelme dışında başka bir ihtimali var mı? Yok. O halde bunun ne olması lazım? Entalpi değeri pozitif değil kesinlikle negatif çıkması lazım. O zaman üçüncü öncül yalan oldu. Yani cevabımız 1 ve 2 Bolivya seçeneği şeklinde karşımıza geldi. Geldik ikinci soruya. Diyor ki yukarıdaki metan gazının yanma denklemi ve bazı bileşiklerin oluşum entaliplerini ben sana verdim diyor. Buna göre ifadelerinden hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Şöyle bir şey yapacak mıyız arkadaşlar? Delta H'i hesaplamak istiyorsan bak delta H eşittir. Ürünlerin eksi girenlerin oluşum entalpisi diyeceğim. Şimdi ürünlerde kim var? Karbondioksit var. Olduğu gibi yazalım. Eksi 394 eksi 394 dediğim ufak bir parantez aldım artı dedim. Başka kim var? 2 mol su var. Burası 2 çarpı suyun oluşum entalpisi ne kadar arkadaşlar? Eksi 286 şeklinde getirdim ve bir tane köşeli parantez attım. Eksi ürünler bitti. Girenler diyeceğim kim var? Metan var. O da Eksi 76 şekline geldi. Diğeri oksijen olduğu için oluşum entalpisi sıfırdır. Şimdi bizden doğruca düz rakamlar istediği için artık yuvarlama yapamam. Mecbur çarpıp bölmem lazım. Peki çarptığımız zaman ne olacak? Şurayı bir halledelim. 2 çarpı altına 12'nin ikisi elde var 1. 2 çarpı 8 16 bir değil de elde 7 elde var gene 1. 2 çarpı 2'den 4 bir de elde 5. Yani eksi 572 geldi. Burası 394 ile topladığım zaman 6 geldi. Burası kaç geldi arkadaşlar? E, ee, 6 geldi. Bir elde şuraya gel 8, 9. 966 şeklinde geldi. Bundan kimi çıkartmam lazım arkadaşlar? Artı, bak eksi ile eksinin çarpımından artı oluyor. 76'yı topladığımız zaman şurası 0 geldi arkadaşlar. Burası kaç gelecek? 9 gelecek. Buradan da bir elde aldık. 8 yani eksi 890 Buranın entalpi değeri şeklinde karşımıza gelmesi gerekiyor. Peki soru köküne mi geldi? Tepki entalpisi eksi 890 kilojüldür. Doğru mu? Bak yakaladık işte. Demek ki doğruymuş. Peki 0,1 mol metan yakılırsa 89 kilojül ısı açığa çıkar. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bu grafiğe göre katsayısı 1 ya. Biz 1 molünü yaktığımızda 890 çıkartıyoruz. Adam diyor ki sana 0,1'ini yak. 10'a böldüm 10'a bölünce 89 kilojülük enerji çıkar mı? Burada şunu diyeceksiniz. Aa hocam eksi 89 dememiş. Evet gerek yok. Niye? Çünkü adam zaten ısı açığa çıkar diyor. Eğer bunu kullanırsa eksiği kullanmaması gerekiyor. Eğer ki bunu kullanmazsa eksiği kullanması gerekiyor. Buraya dikkat edin. O zaman bu bilgide ne olacak? Doğru olarak karşımıza geldi. Oluşum entalpileri endotermiktir demiş. Burası ne arkadaşlar? Oluşum entalpisi. Hepsi egzotermik çıkmış. O zaman ne yapmayacağız buraya? Yalan mı cümle olarak geçirmiş olacağız. Yani cevabımız ne geldi? 1 ve 2 B seçeneği olarak karşımıza çıktı. Geldim diğer soruya. Bana diyor ki aşağıdaki tepkimelerden hangisinde tepkimenin entalpi değişimi ürünün standart molar oluşum entalpisine eşittir? Yani kısaca şunu söylüyor. Kural neydi? Oluşum entalpisi için bir mol ürün oluştur ve kararlı elementlerinden oluştur. Geldim. Bir mol ürün oluştur, hocam gitti seçenek. Yalan oldu. Bir mol ürün oluştur, kararlı element, hocam burası element bileşik gitti. Bir mol ürün oluştur, ürün bir mol değil, gitti. Bir mol ürün oluştur, kararlı element, hocam element yok, gitti. Bir mol ürün oluştur ve kararlı elementlerinden oluşursa, bunun adı standart molar oluşum ental pisidir. Yani cevabımız E seçeneği olacak. Geldim dörde. Diyor ki, Yukarıda bazı tepkime denklemleri ve entalpi değerlerini verdim diyor. Buna göre aşağıda bir tepkime verdim diyor. Bana böl, biç, çarp, çırp, döndür, döndür bir şey yap diyor. Sonra bunu elde et diyor. Zaten arkadaşlar buranın iki tanesinde güzel bir bölgesi var. İkisi de molar oluşumu entalpisi olduğu için aslında e, ürünler eksi girenlerden de yapabilirsiniz. Ya da e, HES yasasını da uygulayabilirsiniz. Hangisini istersiniz? Mesela burada biz diyelim ki ürün eksi giren mantığından yapalım. Delta h eşittir. Ürünler eksi girenler gelecek mi? Ürünlerde kim var? 2 çarpı SO3 var. Şimdi SO3'ün standart moler oluşum entalpisini vermiş. Eksi 94. O zaman 2 çarpı eksi 94 gelsin mi burası? Geldi. Artı dedim. Başka kim var arkadaşlar? Ürün eksi giren diyeceğim ya. Girenlerde SO2 var. Kat ne? 2. O zaman 2 çarpı SO2 neredesin? Şuradasın. Standart moler oluşum entalpisine kadar eksi 71 şeklinde getirmiş oldu. Ürün... Ha eksi giren demedik ki ama buraya. Bir saniye. Ürünler eksi girenler olacak burası. Ürünler eksi girenler dedik. Buradaki delta şeyi hesaplayacağız. Şimdi burası kaç çıktı arkadaşlar? 188 eksi 188 eksi ile eksinin çarpımından artı diyeceğiz arkadaşlar. Burası da 142 mi geliyor? 142 şeklinde geliyor. İkisini topladığımız zaman kaç gelecek? E, 46 geliyor. Nasıl 46? Eksi 46 kilojülük bir enerjinin çıkması gerekiyor. Yani Cevabımız neymiş arkadaşlar? D seçeneği şeklinde karşımıza gelecekmiş. Geldim 5. Şimdi soruya. Şimdi yukarıda bir grafik vermiş bana. Grafiğe ilk baktığımız zaman doğruca kimi söyleyebiliriz arkadaşlar? Bu grafik endotermik mi, egzotermik mi dersek ürünler kolu aşağıda egzotermik bir grafik dedik. Cebe aldık hemen. Sonra geldik. Birinci için tepkime gerçekleşirken ortamın sıcaklığını arttırır. E peki tepkime egzotermik değil mi? Evet. O zaman ortama ne verecek? Sıcaklık verecek. O zaman Ortamın sıcaklığı artmasın beklersin doğru bir bilgi. Yüksek sıcaklıklarda girenler daha kararlıdır. Burada şöyle demiştik. Tepkime gerçekleşme şekline göre kim daha kararlıdır derse ürünler demiş. Niye? Düşük enerjili olan. Soru kökü yüksek sıcaklık derse kim yukarıda girenler? O zaman girenler kararlıdır. Soru düşük sıcaklık derse kim düşükte? De? Ürünler. O zaman ürünler daha kararlıdır. Peki soru ne demiş? Yüksek sıcaklıkta kim daha kararlı yukarıda? Girenler. O zaman girenler daha kararlıdır cümlesi doğru oldu. Peki. Tepkime entalpisi x eksi y şeklinde bulunur. Mesela bazen a hocam x eksi y mi y eksi x mi? Tepkime entalpisi şu değil mi gençler? Her şeyi unuttum bak her şeyi salla gitsin. Rakam salla. Mesela karıştırdığında şurayı 10 de burayı 20 de. Biz tepkime entalpisi için ürünler eksi girenler diyeceğiz mi? Ürünler ne 10? Eksi girenler ne 20? Bunun cevabı kaç geldi? Eksi 10 geldi. Bu tepkiminin zaten eksi çıkmasını beklemiyor musun? Bekliyorsun değil mi? O zaman bu cevap yani x eksi y şeklinde olmasını bekleyecek miyiz? Bekleyeceğiz yani doğru bir ifade. Ürün eksi girenden kaynaklandığı için. Ya da hani demiştik ya hocam değerler verildiğinde normal aradaki farkı alıyorduk. Aradaki farkı sadece şöyle diyorduk. Endomu egzomu diyorduk. Ona göre karar veriyorduk. Zaten burada şöyleydi. X 10 buradan eksi y dediğimiz zaman eksi çıkmasını zaten bekleyecek misiniz? Bekleyeceksiniz. Yani buranın negatif olmasını senin tepkimin nasıl gerçekleştiğini söylediğini göstermiş olur. Yani cevabımız kim çıkacak? E seçeneği şeklinde karşımıza gelmiş olacak. Evet şimdi geldik 6. sorunun çözümüne. Burada diyor ki yukarıda bir tepkime vermiş ve bu tepkimesi için ifadelerinden hangisinin doğru olduğunu söylüyor. X pardon C2H4'ün molar yanma entalpisi. Molar yanma ne demek? 1 molünün yanması sırasında. Açığa çıkan ya da aldığın enerji demekti. Bir baktım delta h ne? Eksi 316. O zaman bunun 1 molü yanlığında bu kadar çıkmadı mı? Evet. E 1 molü yanlışsa nedir? Molar yanma ısısı değil midir bu? O zaman ne diyeceğiz? Doğru bir ifade edeceğiz. Peki. 2 mol C2H4 ve 6 mol O2'nin tam verimli tepkimesinden. Şimdi ne demek istiyor? Gençler şöyle bir şey yapalım mı? C2H4 artı 3 mol O2 tepkimeye giriyor. Diğerlerini yazmayın be. Şimdi başlangıç, değişim, sonuç ifadeleri yazıyorsun ya. Adam sana demiş ki bak 2 mol ben sana bundan verdim. 6 mol de bundan başlangıçta verdim. Şimdi kimden ne kadar harcayacağım? 1'e 2 mol harcanırsa 3'e ne kadar harcanması lazım? 6 mol. Aha tamamen ikisini de bitirebilirim bu şekilde. E o zaman molar yanma ısısı yani tepkimesi verimli tepkimesinden 632 kilokalori ısı açığa çıkar diyor. Şimdi 1 molü yandığı zaman 316 kilokalori ısı açığa çıkıyorsa 2 molü yandığı zaman ne kadar olacak? Bunun tam 2 katı. 2 katı ne kadar? 632. Aa, hocam eksiği kullanmamış. Gerek yok zaten. Eksiği bak bu şekilde kullanmış. ısı açığa çıkar. Yani yönünü bu şekilde göstermiş. O zaman doğru mu? Doğru bir ifade olarak söylemiş olacağız. Peki C2H4'ün molar oluşum ısısı 316 kilokaloridir. C2H4 molar oluşumu değil. Bu molar yanmasıdır. Oluşumu ne bilmiyorum. Bana burada vermemiş bunu. O halde burası yalan bir ifade olarak gelecek. Yani cevabımız ne çıktı? 1 ve 2 Bolivya olarak karşımıza geldi. Geldi mi 7. sorunun çözümü ne arkadaşlar? Burada demiş ki bir tane tepkime vermiş ve bu tepkimenin delta H'leri hesaplayabilmem için niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gereklidir diye bir soru yöneltiyor bize. Peki ne yapacağım hocam? Birinci olarak şöyle diyor. SO2 ve H2S'in oluşum ısılarını bilmem gerekiyor. Yani ne yapmam lazım arkadaşlar? Delta H bak. Anam. Ne oldu? Şey gitti. Başka soruları da geçiyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı atlamadan gideceğiz. Şu anda delta H dediğimiz olay. Ürün eksi giren değil mi? Şimdi ürünlerde kime ihtiyacım var? Çok dikkat edin. H2S sıvısının oluşum entalpisine ihtiyacım var değil mi? Bak buna ihtiyacım var. Eksi giren diyeceğim. Şunu yazmıyorum element çünkü. Girenlerde kime ihtiyacım var arkadaşlar? SO2 gazının oluşum entalpisine artı 2 tane H2S kimmiş bu? Gazının oluşum entalpisine ihtiyacım var. Sana diyor ki niceliklerinden hangisi bilinmesi gerekir diyor arkadaşlar. Şöyle bir yapıya geleceğim. SO2 ve H2S'in oluşum entalpisi bilmeme gerek var mı? Var. Niye? Ürünlerde bunlar var. Yani şu ikisini bilmem lazım. Yeterli mi? Yetmez. Bir de şunu bulmak zorundayım. Şimdi sırada H2O sıvısı kaldı. H2O sıvısı molar buharlaşması. Bir dakika hocam bu oluşum değil. Bu tek başına yeterli değildir. Nasıl yani oluşum değil? Biz şöyle bir şey diyor sana. H2O sıvısını sen götürüyorsun diyor. H2O buharına götürüyorsun diyor. Sana burada bir delta H verdim. Sen burayı biliyorsun diyor. Niye? Buharlaşma entalpisi. E, burayı bilirsem bu benim işime yarar mı? Hayır. Bana H2O o sıvısının oluşumuna ihtiyacım var. Peki nasıl bulabilirim? Şimdi ikinci tepkime için delta H ürün eksi giren desem. Ürünlerdeki buharın oluşum entalpisi. A bak aşağıda verdi. Gazının yani buharının oluşum entalpisini bilirsem. Eksi girenin oluşum entalpisi derim. Ve kimi bulurum? Delta H'ını bulurdum. E delta verdiyse... Demek ki buradan gireni çıkarttığım zaman kim çıkması lazım arkadaşlar? H2O sıvısının oluşum entalpisini çıkartmam lazım. Bu yüzden mecburen arkadaşlar biri zaten bilmek zorundasın. Hem iki hem de üçü de bilmek zorunda kalıyoruz. Dikkat edin burası molar buharlaşma ısısını veriyor. Bize molar oluşum entalpisi lazım ki oradan çıkartalım. Molar oluşumu bilmediğim için ben dedim ki sıvının gaza geçişteki tepkime entalpisini öğrendim. E tepkime entalpisini öğrendiğime göre ürün eksi giren diyorum. E ürünü de üçüncü öncülde verdi. Ürün eksi aradığım şey eşittir delta H dediğine göre ikinciden de delta H çıktığına göre arkadaşlar her üçünde bilmek zorunda olduğumu böylelikle göstermiş oldum. Yani cevabımız E seçen olarak gelecek. Geldik şimdi 8. soruya. Burada bir tepkime vermiş. Demiş ki tepkimesine göre normal koşullarda 6,72 litre. Dur. Neden? Normal koşullarda bana litre dediyse molü bulmam daha önemli değil mi? Gene kalem gitti. Ha. En eşittir. Anam. Gençler hapşuramadım yıldız atın. Demek ki soru buradan gelecek bu sene. Bunu da e, garantinin altına aldığımıza göre o zaman doğrudan geçebiliriz diğer soruya. Şimdi diğer soruya geldiğimizde H2 ve CL2 bu sıralarda çok yapıyorum bunu ya. <laughs> zor, zor soruları geldiğimizde geçiyoruz gençler. Hem bence atlama pozisyonu alıyoruz. Neyse geri dönelim çözelim artık yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi burada diyor ki 6,72 litre dedi ya, önce mol sayısını bulacağım. Yani 22,4'e bölmem gerekiyor. Kaç katı? 3 katı geliyor mu? Geliyor. Ama nasıl 3 katı? Bir daha kaydırmışım. 0,3 katı. Bu adam diyor ki 0,3 mol'lük kimi oluşturuyorsun? Karbondioksit gazını oluşturduğun zaman 11 kilojilik ısı açığa çıkıyor. Şimdi burada 11 kilojilik ısı açığa çıkıyorsa, eksi 11 kilojilik yazayım mı? Çünkü çıkartmışız. Buna göre bla bla bla. Şimdi tepkime vermişler. Tepkime de kaç mol çıkmış gençler? 3 mol. Şimdi sakın şunu demeyin. 0 uçta bu kadarsa 1 mol'de ne kadardır diyemezsin. Niye? E adam sen diyor ki 3 mol çıkarttın diyor. Bu yüzden sen bu tepkimeye göre bulmak istiyorsan 3 mol'de ne kadar çıkar diye bulacaksın. X dediğimde kaç oldu? Eksi 110 kilojüllük bir enerji çıkacak. Bu demek oluyor ki bu tepkimenin entalpisi eşittir eksi 110 kilo şeklinde gelmesi gerekiyor diyor. Aldık cevabı. Şimdi geldik yorumlara. Tepkime egzotermik gerçekleşmiş. Ne çıktı arkadaşlar? Açığa enerji çıktı o zaman egzotermik. 4 mol demir elde edildiğinde açığa çıkan enerji şu kadardır. Diyorsun ki bak 3 mol elde edilirse bu kadar çıkar. 4 mol elde edilirse bu kadar çıkar. O zaman bu ifade yanlış oldu. 210 değil 110 kilokalorik enerji çıkması lazım diyoruz. Tamam. Peki Ürünlerin potansiyel enerjisi toplama girenlerden fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar mesela kafan karışıyor hocam ne demek istiyor bu? Potansiyel enerji grafiğini çizmek istersen bu tepkime nedir? Egzotermiktir. Egzotermikte ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk değil mi? Ürünlerin potansiyel enerji toplamı girenlerden nedir? Düşük çıkar, yüksek değil. O zaman bu cümle yanlış olması gerekiyor. Yani cevabımız ne çıkacakmış arkadaşlar? A seçeneği şeklinde karşımıza gelecekmiş. Peki geldim bir diğerine. Hidrojen ve klor elementlerinin tepkimesinden 1 mol HCl ile bileşi oluşurken 180 kilojülük enerji açığa çıkarttım diyor. Buna göre bla 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 bla. Şimdi şöyle diyeceğiz mi? Altta zaten tepkime vermiş. Hidrojen ve klor elementlerinin tepkimesinden 1 mol bileşi oluşur. Bak bu bileşin tersini vermiş sana. Yani H2 artı Cl2 giderek kime dönüşmüş? 2 tane HCl'ye dönüşmüş. Sana diyor ki eğer 1 mollük bak 1 mollük bileşik elde edersen 180 kilojülük enerji açığa çıkartırsın. Ama soru bende 2 mol oluşturmuş. 2 mol ne kadardır dersen eksi 360'lık açığa çıkartmam gerekir dersin. Yani bu tepkimin tepkime entalpisi eksi 360 çıkacağını ceva aldım. Şimdi geldim yoruma. Diyor ki şu tepkimenin entalpisi 180 kilo kaloridir. Diyorsun ki hayır niye? Birinci ters çevirdim. pozitif tamam doğru ama 360 çıkması gerekiyordu. Çünkü biz 1 molünü verdi ama soru bende 2 mol elde etmiş. O halde burası yalan bir ifade dedik. Peki 1 mol hidrojen ve 1 mol klor gazları ile başlatılan tepkimede 90 kilo bir ısı açığa çıkar diyor. Sen diyorsun ki hocam burası 1 mol, burası da 1 mol mü? İkisini başlattım. Biri 1 mol harcanırsa, biri ne kadar harcandı? 1 mol harcandı. 2'ye ne kadar olacak? 2 mol oluşacak. 2 mol oluşursa ne kadarlık ısı açığa çıkar? 360'lık çıkar. O zaman burası da yanlış bir ifade oldu. Yani burası da yalan oldu. Geldim. Yüksek sıcaklıklarda girenler daha kararlıdır diyor. Şimdi tepkime endotermik mi, egzotermik mi? Şimdi kim için söyle? Şu yukarıdaki tepkime için. Yukarıdaki tepkime nedir? Egzotermik değil mi? Şöyle bir tepkime. Sana diyor ki yüksek sıcaklıkta kim daha yukarılı? Hocam girenler daha yukarıda. O zaman yüksek sıcaklıklarda girenler daha kararlıdır cümlesi doğru oldu. Hangisi doğrudur diyor? Yalnızca üçüncü öncülümüz yani C seçeneği doğru olarak karşımıza gelecek. Geldim 10. soruya. Bu soruda bize diyor ki... Yukarıda bir tepkime verdim. Entalpi değişimi yani delta H-340 kilokaloridir diyor. Bu tepkimeye göre 14 gram XO elde edildiğinde 85 kilokalori enerjiye açığa çıkmaktadır. X'in atom kütlesi nedir? Şimdi... Nereden gidelim nereden gidelim? Adam bana tepkime entalpisini vermiş. 340 kilokalori demiş. Şimdi bu tepkimin entalpisini biliyorum. Sonra bana bir geçiş basamağı veriyor. Geçiş basamağı ne diyor? Bak x onun üzerinden yürü. x onun üzerinden yürüsem şöyle der mi? Bak katsayısı sayısı 1 olduğu için 1 mol x o elde edilirken ne kadarlık enerji açığa çıkartmam lazım? 340 kilokalorilik bir enerji açığa çıkartmam gerekiyor. Aldım cebe. Sonra bana diyor ki 14 gram. Kaç mol bilmiyorum 14 gramanı diyor. Elde edersen diyor bu sefer 85 kilokalorilik bir enerji açığa çıkartmış olursun diyor. Peki o halde x nedir diye sorgulayacak olursak. Muhteşem matematimizle şimdi çözmeye çalışacağız bunu. E, dı dı dı. 85 desem bölü eksiler gidecek zaten. 340 desem. Şunun 2 katı desek arkadaşlar kaç? 17. O zaman kaç katı? 4 katı mı oluyor? 4 ile çarptım 20'nin 0'ı elde var 2. 4 ile çarptım 32, 2 de elde 340. Vallahi yakaladım. 1 bölü 4. O da ne yaptı arkadaşlar? 0,25 mol şeklinde elde etmiş olduk. Demek ki bizim bu bileşimiz ne kadar? 0,25 mol. Bak 0,25 mol x soru diyor ki kaç gram olduğunu söylüyor? 14 gram olduğunu söylüyor. O zaman ben şöyle desem 1 mollük XO kaç gramdır? Kaç katı? 4 katı. 4 katı deyince 56 gram olduğunu söyleyebilecek miyiz? E o halde X'in atom ağırlığı artı oksijen atom ağırlığı 16 eşittir 56 gelecek mi? Buradan da X'i kaç bulduk arkadaşlar? 40 gram bölü mol şeklinde karşımıza getirmiş olduk. Yani bunun atom ağırlığı kaçmış arkadaşlar? 40 gram bölü mol olarak karşımıza çıkacakmış. Geldim son soruma. Burada bize diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi endotermik bir olaydır? Yani alarak gerçekleşir diyor. Gümüş takıların kararması. Niye kararıyor? Yandığı için. Oksijen gazıyla tepkimeye girme. Azot gazı dışındaki bütün hepsinde egzotermikti. O zaman yanlış oldu. Gitti. Oksijen gazının suda çözülmesi herhangi bir gazın suda çözülmesi nasıl bir olaydı? Egzotermikti. Niye? Gazlar çok yüksek enerjiliydi. Bunları suda çözmen için enerjisini kaybetmesi lazımdı. O zaman bu ne olacak? Egzotermik olacak gitti. Kömürün yanması azot dışındaki bütün yanmalar egzoydu. Yalan oldu gitti. Limonatıya atılan buzun erimesi. Şimdi buz neden eriyor? Dışarıdan enerji alıyor. E dışarıda enerji alması neydi? Endotermik bir olaydı. Demek ki benden tam da istediğin cümle şu olarak gelmesi gerekiyor. Peki kar yağması? Hani demiştik ya kar yağarken havanın soğuğu kırılıyor. Sebep neydi? Havadaki gaz molekülleri katıya geçerken enerjisinin bir kısmını dışarıya veriyordu. O yüzden bu da neydi? Egzotermik bir olaydı aradığımız seçenek D olarak karşımıza gelecekti. Evet gençler bu testimizin sonuna geldik. Sırada diğer testimiz var. Testler umarım faydalı oluyordur. Özellikle testleri çözmeden önce yani ben çözmeden önce sen uğraşacaksın. Daha sonra beni dinleyeceğinizi düşünüyorum. Evet arkadaşlar o halde bir sonraki testimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.